tek millet, iki devlet anlayışıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında her geçen gün daha da güçlendirilen siyasi, ekonomik, askeri ilişkilere paralel olarak çalışmalar yürütülen üniversitemizde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Dr. Reşat Mehmedov'un katılımıyla bir dizi program düzenlendi. 5 Aralık 2022 tarihinde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ve Haydar Aliyev'in rolü konulu konferansın açış konuşmasını yapan üniversitemiz rektörü Profesör Doktor İdris Demir, Türk dış politikasının önemli bir parçası olan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem devlet politikası hem de halk nezdinde kardeşlik düzeyinde devam ettiğine dikkat çekti. Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Rektör Demir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet, iki devlet anlayışı, ortak tarih, kültür ve dile uzanan uzun bir geçmişe sahiptir. Bu anlayış özellikle 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından daha da geniş destek bulmuştur. 44 günlük mücadele neticesinde 28 yıldır esaret altında tutulan topraklar özgürleştirilmiş ve bu zafer iki devlet için de gurur kaynağı olmuştur. Savaş süresince Türkiye, Azerbaycan'a siyasi, askeri ve toplumsal her türlü alanda destek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haklı mücadeleye uluslararası toplumun desteğini sağlamak için etkin bir diplomasi yürütmüştür. Özellikle son 10 yılda Türkiye'nin Azerbaycan'ın petrol ve gaz ihracatının ana kanalı haline geldiğini ve Azerbaycan'ın Türkiye'de önemli bir yatırımcı olduğunu söyleyen Rektör Demir, konuşmasına şu şekilde devam etti. Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirlikleri geliştirilmiştir. Özellikle son 10 yılda Türkiye, Azerbaycan'ın petrol ve gaz ihracatının ana kanalı haline gelmiştir. Azerbaycan, Türkiye'de çok önemli bir yatırımcı olmuştur. Biz, Batman Üniversitesi olarak iki devletin bütün alanlardaki işbirliğini destekliyor ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Rektör Demir'in ardından söz alan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Dr. Reşat Mehmedov, sözlerine Azerbaycan'ın tarihi, kültürü ve coğrafi özelliklerini anlatarak başladı. Azerbaycan'ın coğrafi yerleşmesi çok önemli bir yerdir. Yani yukarıda Rusya, aşağıda İran. Ortada bir yol var. Azerbaycan'dan geçecek. Hazar Denizi'nin üzerinden geçecek. Orta Asya'nın kapıları olan. Doğal ihtiyatları çok zengin olan. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğini söyleyen Büyükelçi Mehmedov, birçok devletin Ermenileri desteklemesi sonucunda Ermenilerin Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiğini ve 1 milyon insanın köylerinden, evlerinden göç ettirildiğini dile getirdi. Büyükelçi Mehmedov konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Azerbaycan artık güçlenmişti, Azerbaycan artık parası da vardı. Türkiye de artık farklı bir Türkiye'ydi. Yani 20-30 yıl bundan önceki Türkiye değildi. Ve biz ilk olarak Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattını çekmeye başladık. Bu boru hattı Türkiye'nin doğal gazdan bağımsızlığını bir temin edecek bir projeydi. Yani kimlerdense alır, o kimlerdense hansı bir problemi çıkarsa da onun borusunu kapatmak imkanını biz başka devletlerin elinden aldık ki doğal gazımız var, o bizim ortak gazımızdı. Bir millet söylüyorsa da yani zor durumda bir yerdeyiz. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde Haydar Aliyev'in rolünün çok büyük olduğunun altını çizen Büyükelçi Mehmedov, dünya çapında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Hazar Denizi'nden Akdeniz'e yılda 50 milyon ton petrolün taşınmasını sağladıklarını anlatan Reşat Mehmedov, sözlerine şu şekilde devam etti. Haydar Aliyev zamanında niye ulu önderimizi adlandırırız? Çünkü Atatürk gibi Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağıttıktan sonra yani küçük küçük sattığı halklar, Ermeniler gibi
gelip sırtından vurup köyleri, kentleri yandırıp bu devleti darmadağın dağıttıktan sonra onu toparlayan, yıkan ve ayağa koyan bir kişi. Ona göre Türkiye'nin ulu önderi Atatürk, Azerbaycan'ın ulu önderi, bu dağılmış vaziyette toparlayan, bu stratejini ortaya koyan Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Ali. Evet, bir millet, iki devlet bir sloganını, bir sözünü dedi. Öyle bir söz dedi ki, şimdi 10 milyon nüfusu olan Azerbaycan devletinin nüfusunun sayını 95 milyona çattı. Konferansın ardından üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi'nde bulunan Azerbaycan dersliğinin açılışını yapan Büyükelçi Doktor Reşat Mehmedov, Azerbaycan'a dair bilgilerin yer aldığı dersliğin Batman Üniversitesi'nde açılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek üniversitemiz rektörü Profesör Doktor İdris Demir'e teşekkür etti. Derslik açılışının ardından rektör Demir'i ziyaret eden Büyükelçi Mehmedov, Batman Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve enerji alanında hayata geçirilen projelerin önemli olduğunu kaydederek rektör Demir'e çalışmalarında başarılar diledi. Son olarak Azerbaycan ile kardeşliği simgelemek adına Batman Belediyesi tarafından inşa edilen Karabağ Parkı'nı ziyaret eden Doktor Reşat Mehmedov'a park hakkında bilgiler verildi. Karabağ Parkı'nın açılışının Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Babanlı'nın katılımıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Rektör Demir, Azerbaycan halkı ile Batman halkı arasındaki bağların pekiştirilmesine vesile olan parkın inşası için emek veren herkese teşekkür etti. İki ülkenin birçok konuda ortak duygulara sahip olmasının yanı sıra ortak çıkarlara da sahip olduğunu belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesi olarak hem duyguların pekişmesi hem de çıkarların korunması için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.